Haberi merkezi Kanalurfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi Yenice mahallesine bulunan okullar bölgesinde bir kamyon 14 yaşındaki bir öğrenciye çarptı. Ağır yaralı öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer öğrenciler ve mahalle sakinleri bölgede üst geçit eksikliği problemine dikkat çekmek için yol kapatıp eylem yaptı. Olay öğle saatlerinde Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesi Yenice semtinde bulunan ve okullar bölgesi olarak adlandırılan bölgede yaşandı. 14 yaşındaki Halil A'ya karşıdan karşıya geçtiği esnada bir kamyon çarptı. Ağır yaralı Halil A, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Halil A, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası öğrenciler karşıdan karşıya geçerken büyük tehlike yaşadıklarını belirterek eylem yaptı. Yola koydukları taşlarla yolu trafiğe kapatan öğrenciler lastik yakarak seslerinin duyulmasını istedi. Eyleme çevredeki vatandaşlar da katılırken olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında eylem sonlandırılırken yakılan lastikleri ise itfaiye ekipleri söndürdü. Yol yeniden trafiğe açılırken bölge sakinleri ve öğrenciler karşıdan karşıya geçerken büyük tehlikeler atlattıklarını söyleyerek tek isteklerinin bir üst geçit olduğunu belirtti. Okula gidip gelirken tabiri caizse ölümle burun buruna geldiklerini ifade eden öğrenci ve bölge sakinleri yetkililerin bir an önce yaşanan bu soruna çözüm bularak üst geçidin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Saatlerinde çocuk okula gelirken çantası elinde sevinerek okuldan geliyor. Evinden okula geliyor. Ve burada üst geçit olmadığı halde yolu geçmek isterken bir kamyon tarafından çarp. Okula göndermeyeceğiz. Üst geçit çocuk sevinerek okula gelirken burada kamyon geçerken kamyonun altında kalıyor. Bu benim çocuğum da oldu, sizin çocuğunuz da oldu. Kaçıncı sınıfa gidiyordu? 9. sınıfa gidiyordu kendisi. Biz yetkililerden tek istediğimiz bir şey bir üst geçitin yapılması. Yani okul, başka bir şey istemiyoruz. Okulun ismi ne? Şerabi Anadolu. Burada yaklaşık 1500-2000 tane öğrenci var. Yani bütün çocukların hayatı tehlikede. Yani yetkililerden ricamız burada bir üst geçitin yapılması. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye ilçesine bağlı İbn Sina İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek günlerini tebrik etti. İlk olarak İbn Sina İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle buluşan Başkan Beyazgül, eğitim ve öğretimde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Ardından öğretmenlere karanfil veren Başkan Beyazgül, sınıflara geçerek Büyükşehir Belediyesi tarafından uzman pedagoglar gözetiminde hazırlanan kitapları öğrencilere verdi. Belediye başkanı olmasına karşı imkanlısı öğretmenlik yapalımdır. Gerçekten çok güzel bir hisset. Ben emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için aslında ikinci bir anne, ikinci bir baba olunur. Annelerin, babaların hakkı ödenmez ama bazen çocuklara bakıyorum, anneler gidiyor, çocuğuna nasihat ediyor ama sonra öğretmenine gidiyor, diyor ki bu sizi daha fazla dinler. Hele diyor siz bir nasihat edin diyor. Anneler o titizlikle üzerinde durduğu yavrularının üzerinde durarken öğretmenler de çok güzel bir işbirliği içerisine giriyorlar. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Profilo İlk ve Ortaokulu ve ardından Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutlayarak
öğretmenlere karanfil ve plaket takdiminde bulundu. Ziyaretler sonrası günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Can Polat, öğretmenlerin gelecek nesillerin iyi yetişmesinde en büyük paya sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti. İnşallah bizi yetiştiren öğretmenlerimiz olduğu gibi gelecek nesillerde de inşallah bu öğretmenlerimizin katkısıyla, gayretiyle ülkemizde, milletimizde, ilçemizde çok güzide hizmet edecek olan insanlar yetişecektir. 24 Kasım dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren benim yine mezun olduğum Profil Öykü Öğretim Okulu ve hakeza yine mezun olduğum şu anda da Davut Zeki Akpınar Lisesi'ndeyiz. Buradaki hocalarımızla bir araya geldik, öğrencilerimizle bir araya geldik. Hep birlikte buradaki bize düşen bir emirleri var mı, iş ve işlemler varsa bunlarla ilgili gerekli talimatlarımızı verdik. Bu manada bugün burada öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak adına dolu dolu geçirmek anlamında elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Başkan Can Polat ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte İbn Sina İlkokulu'nda Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan programa katılıp öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisini izledi. Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şanlıurfa'nın yetiştirdiği nadide eğitimci ve idareci Abdülkerim Saraçoğlu'nu ziyaret ederek gününü kutladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in organize sanayi bölgesine bulunan fabrikaları ziyaret etti. Vali Er'in Şanlıurfa'da yatırım yapmanın büyük avantajları olduğunu söyledi. Yakın zamanda üretime başlayan ve kent için önemli bir istihdam sağlayan fabrikaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in çalışanlarla da sohbet ederek hayırlı işler diledi. Şanlıurfa'da yatırım yapmanın büyük avantajları olduğunu ve yatırım için Şanlıurfa'ya gelenlere her türlü desteği sağladıklarını belirten Vali Er'in, iş adamlarının talep ve beklentilerini dinleyerek yaptıkları yatırımdan dolayı tebrik etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'na ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. 50'si yerel olmak üzere 200'e yakın şair ve yazarın 250 yayın evinin katılım göstereceği 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor. 11 Nisan Fuar Merkezi'ndeki fuar 1 Aralık tarihine kadar sürecek. Kitap fuarını ziyarete gelenler Kanalurfa mikrofonlarına yaptıkları açıklamalarda fuarın Şanlıurfa için olumlu yansımalar oluşturacağını işaret etti. Gerçekten ilgi ve alaka çok. Böyle fuarların sürekli olarak Urfa'mızda olmasını temenni ediyoruz. Belediye Başkanımız Zeynel Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Hem kendimize kitap almak hem de çocuğumuza zekasını geliştirici oyunlar, tangramlar almak üzere kitap fuarına geldik. Her yıl, geçen yıl da gelmiştik. Her yıl bu şekilde Şanlıurfa ilinde kitap fuarının düzenlenmesi çok yararlı. Biz de bunu çok yararlı bulduğumuz için kaçırmak istemedik. Kitap fuarını ziyaret ettik. Çocuklara göre kitaplar alıyoruz. Kendimize göre alıyoruz. Fiyatlar da çok uygun. Ben çoğunlukla Kral Şarkı kitaplarını seviyorum. Yani kalın kapaklı olanlardan. Yeni çıkan kitabını aldım. Çok merak ettiğim için. AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat da yaptığı açıklamada fuara olan ilginin büyük olduğunu kaydetti. Şanlıurfa gerçekten çalışıyor. Bizler en azından Şanlıurfa için gerçekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şehrimiz adına, halkımızın da bu yönde bizi desteklemesini rica ediyorum. Bu tip fuarlarda alışveriş olması, onların daha çok kitap satışı yapması burayı, şehrimizi ve o yazarları kalkındıracaktır. Okumayla başlayan bir Urfa inşallah daha büyük yerlere gidecek. Kanalurfa
seyircilerimize de saygılarımı sunuyorum. Yazar Bekir Develi de Şanlıurfa'da kitap fuarında okuyucularla buluştu. İmza günü düzenleyen Develi, Kanal Urfa mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Bu hakikaten çok kıymetli bir buluşma. Zira kirlenme o kadar hızlandı ki gerek sosyal medyayla gerek konvansiyonel medyayla bunun bir şekilde iyi eserlerle, iyi kitaplarla tamir edilmesi lazım. Bu bağlamda küçüğünü, büyüğünü, her türlüsünü destekliyorum. Yeter ki insanlar okusunlar ve bir şeyler öğrensinler. Hiçbir şey öğrenmese insan kendisi için doğru kitabın nasıl seçeceğini öğrenir. Bu yüzden bu tür organizasyonları çok değerli buluyorum ben. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum şahsınızla. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı 3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nı gezdi. Gençlerle bir araya gelen Vali Erin yoğun katılıma dikkat çekerek tüm Şanlıurfa halkını fuara davet etti. Peygamberler kentiyiz, inancın şekillendiği merkez burası. Öbür taraftan da medeniyetin yeşerdiği, büyüdüğü ve bütün dünya topraklarına yayıldığı, ilmin, bilimin, fennin, edebiyatın, kültürün, sanatın merkezi olan toprak parçası burası Şanlıurfa. Bir süredir bu anlamda önemini yitirmiş olan bu şehrin inşallah yeniden yeşerişinin, yeniden hayat bulmasının izlerini ve işaretlerini görüyoruz. Gençlerimiz bugün de bir saatliğine geldik ama çıkamadık çünkü yoğun gençlerimizin, çocuklarımızın, büyüklerin aslında hiç ummadığınız kişilerin ne kadar kitaba ilgi gösterdiklerini, yakın ilgi gösterdiklerini ve okumaya başladıklarını görüyoruz. Şanlıurfa bu anlamda son yıllarda kitap okuma açısından gittikçe seviyesini bir üst lige taşıyabilme özelliğini gösteren bir yıl. Bu anlamda da Şanlıurfalı kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Mücadele Günü dolayısıyla kamu spotu senaryosu yazdı. Kamu spotunda sanat, spor, sendika ve iş dünyasının önemli isimleri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi, çeşitli mesajlar verdi. Kadın hayatın yarısıdır. Canım, hayatın ve sen ne olur? Bağırmadan da olur. Nezaketle tatlı dille olur. Yok saymadan olur. Değer vererek olur. Dinleyerek, anlayarak olur. Elini kaldırmadan olur. İyi ki varsın desen ne olur? Kırmadan, incitmeden olur. Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur. Konuşarak haydi haydi olur. Şiddetin sonu hep pişmanlık olur. Aile sevgi ve saygıyla tam olur. Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, tapu başvurularının başladığını hatırlatarak vatandaşların bir an önce başvurularını yapmalarını istedi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Ceylanpınar'ın asırlık sorunu olan tapu sorununun çözüldüğünü söyledi. Tapu başvurularının başladığını ifade eden Başkan Aksak yaptığı yazılı açıklamada başvuruların 17 Kasım 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Vatandaşların bir an önce başvurularını yapmalarını isteyen Başkan Aksak, ne kadar erken başvurular tamamlanırsa tapuların dağıtımı da o kadar erken olur. Bundan dolayı vatandaşlarımız bir an önce başvurularını yapsınlar ifadelerini kullandı. Başkan Aksak, Ceylanpınar'ın tapu sorununun asırlık bir sorun olduğunu ve çözüm sürecinin de uzun soluklu olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Aksak, çok şükür asırlık tapu sorunumuzu çözdük. Uzun soluklu bir süreç tamamlandı ve vatandaşlarımız tapularını almaya başlayacak. Tapuların dağıtımında emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli bakanlarımıza, Şanlıurfa milletvekillerimize, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e, ilçe kaymakamımız Mehmet Kekli'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Barış Pınar Harekatı'yla güvenli hale getirilen Suriye'nin Tel Abyad kentine girişleri için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısı'na çalışmalar son aşamaya geldi. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla PKK-YPG terör örgütünden arındırarak güvenli hale getirdiği Suriye'nin Tel Abyad kentine girişler için kullanılacak olan Akçakale Gümrük Kapısı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.
Mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlenen gümrük kapısında asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu hafta içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından Tel Abyad'a girişler buradan sağlanacak. Gümrük kapısının insani yardım geçişleri için kullanılacağı belirtildi. 2014 yılında DAEŞ, 2015 yılında ise PKK-YPG terör örgütünün kontrolüne giren ve Barış Pınarı harekatıyla terörden arındırılan Tel Abyad'a ulaşılan Akçakale sınır kapısı bugün itibariyle faaliyete başladı. İnsani yardım taşıyan araçlar bugünden itibaren Akçakale sınır kapısını kullanarak Tel Abyad'a ulaşabilecek. Yine ülkelerine dönmek isteyen sivillerin geçişi de bu kapıdan sağlanacak ve hedef ilerleyen süreçte, kısa bir süre içerisinde, ticari araçlarında buradan geçişine olanak sağlanması yönünde. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekipler tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kuş, vatandaşların taleplerine cevap verdiklerini söyledi. Bugüne kadar hiçbir hizmet görmedik. Allah razı olsun ondan. Beraberinde AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Uğurlu Kırsal Mahallesi'ne geçen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip bölge sakinleriyle bir araya geldi. İlçenin tüm taleplerini bir bir çözeceklerini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşların taleplerine cevap verdiklerini belirtti. Güçlü bir şekilde Eyyubiye halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Gerek merkez mahallelerimizde, gerek kırsal mahallelerimizde hummalı bir şekilde hizmetlerimiz bir bir devam ediyor. Arkadaşlarımız hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Hedefimiz 5 yıl içerisinde gerek merkez mahallelerimiz, gerekse kırsal mahallelerimizdeki sıkıntıları, eksiklikleri bir bir bitirmek inşallah. Vatandaşlarsa yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Kuş ve ekibine teşekkür etti. Daha önce hiçbir bizim mahallede bir çalışmama olmadı. Şimdi biz bugüne kadar buralarda yaşıyoruz. Yani biz bugüne kadar kimseden hizmet görmedik. Ta Başkanımız Mehmet Kuş gelene kadar. Bu gelir gelmez çok şükürler olsun bizim yollarımızı, bizim ihtiyacımızı, duraklarımızı hepsini yapmaya başladı. Bütün emeği geçen, bütün çalışan arkadaşlardan hepsinden Allah razı olsun. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da çalışmalardan ötürü Başkan Kuş ve ekibine teşekkür etti. Ben de Sayın Başkanımıza, meclis üye arkadaşlarımıza, yönetim kurulu üyemize ve çalışanlara hepinize teşekkür ediyorum. Allah size razı olsun. Çalışan arkadaşlarımız da özellikle, özveriyle çalıştığı için hem kırsal mahallesi hem de şehir merkezinde çalıştıkları için Allah hepsinde razı olsun. Allah güç kuvvet versin. Şanlıurfa'da telefonunu gasp ettiği arkadaşı 16 yaşındaki genç kızın üzerine benzin dökerek yakan ve polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay 19 Kasım günü Şanlıurfa Müzesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Antalya'dan Şanlıurfa'ya akrabalarını ziyarete gelen 16 yaşındaki Çiğdem Ç'nin cep telefonu aynı mahallede yaşayan ve arkadaş olduğu 22 yaşındaki Ahmet M. tarafından gasp edildi. Genç kız daha sonra emniyete giderek cep telefonunu alan Ahmet M. hakkında şikayette bulundu. Şikayet edildiğini öğrenen Ahmet M., Çiğdem Ç'den intikam almak için bir süre takip ettiği genç kızın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Geldi ama işte şöyle böyle nasıl konuştu. Demek ki içinde kin ve nefret varmış. Cebinde benzin şişesi vardı. Ondan sonra kalktı benzini üstüme döktü. Çakmağı vurdu valizime falan, üstüme çakmağı vurdu. Ateşi verdi. Sonra çantamdan diğer telefonumu aldı, kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise genç kızın üzerine benzin döküp yaralanmasına neden olan şüpheliyi yakalamak için kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Ahmet M. Karaköprü'de saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'da 2 yaşındaki Mahmut Küçük 2. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ağır yaralı, hastaneye kaldırılan Mahmut bebek hayatını kaybetti.
Olay Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesi Yeşil Direk mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 2 yaşındaki Mahmut Küçük, annesinin mutfakta olduğu sırada oynadığı odadaki koltuktan pencereye çıktı. Minik Mahmut, ikinci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Küçük'ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Minik Mahmut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şanlıurfa'da kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez yöresel kahvaltısı olan tirit yemeği sofraları süslemeye devam ediyor. Şanlıurfa'da özellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönemde daha çok tercih edilen yöresel tirit yemeği asırlardır kahvaltı sofralarını süslüyor. Hazreti İbrahim peygamberin yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve bu anlamda Halil İbrahim sofrası ve bereketiyle özdeşleşen kentte yöresel yemekler damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Yöresel lezzetlerden biri olan tirit ise özellikle kahvaltı sofralarını süslemeye devam ediyor. Yapımı oldukça zahmetli olan tirit yemeği odun ateşinde 12 saat pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek, yoğurt ve sarımsakla hazırlanıyor. Kentte sayıları gün geçtikçe azalan tirit ustalarının sabah namazından sonra servis etmeye başladıkları yemek gün ortasında tükeniyor. Şanlıurfa'nın tescilli yemeği olan tiridin asırlardır tüketildiğini ifade eden usta İhsan Beyazkuş, vatandaşların sabah kahvaltısında tiride ilgi gösterdiğini söyledi. Beyazkuş, bazı müşterilerinin her sabah kilometrelerce yol kat edip buraya tirit yemeye geldiğini ifade etti. Urfa'ya özgü bir yöresel bir yemektir. Sabah kahvaltıda tercih edilen bir yemektir. Kesinlikle yani herhangi bir şey değildir. Et suyundan ve kemik suyundan yapılma, eti kuzu etinden yapılmadır. Lezzetli sabah kahvaltısına tercih eden çok güzel bir yemek göstereyim. Tiridin üstüne serpilir. Sarımsaklı yoğurt olmazsa olmazıdır. Sabahleyin mesela buradan Karaköprü yaklaşık 10 kilometre uzakta adamlar sabah 10'dan kalkıp sabah erkenden kalkıp dolmuşa binip ta buraya tirit yemeye geliyorlar. Tirit onların vazgeçilmezidir. Sabah saatlerinde kentin birçok lokantasında bulunan ve vatandaşların ilgi gösterdiği tirit yemeği geleneği yılda birkaç kez belediyeler ve esnaflar tarafından da vatandaşlara dağıtılarak gelenek sürdürülüyor. Tarihi Harran Ören yerinde yapılan kazı çalışmalarında bugüne kadar bilinmeyen yaşam alanlarının yanı sıra yeni bilgilere de ulaşıldı. Ören yerinde cami, medrese, okul ve hamam kalıntıları ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinde yapılan kazı çalışmalarında tarihi Harran harabelerinde yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. Milattan önce 6000'li yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlularla Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra zengin tarihi mirasıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor. Harran Üniversitesi Arkeoloji Kazı Ekibi Profesör Doktor Mehmet Önal'ın öncülüğünde yapılan kazı çalışmalarında bugüne kadar bilinmeyen yaşam alanlarının yanı sıra yeni bilgilere de ulaşıldı. Profesör Doktor Mehmet Önal, Harran'ın yeniden keşfedildiğini dile getirdi. Harran hem inançta paganizmde Ay Tanrısı Sin'in tapınağının burada olmasıyla paganizmde merkez lider bir kent, hem de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da geçen Hazreti İbrahim'in uzun yıllar yaşadığı yer olmasıyla tek tanrı inancın da merkezi Harran. Dolayısıyla Osmanlı hamamlarında göbek taşı var. Evet. Eğer insan buradaki kişiler daha sıcak bir sıcak suyun birisi işte bu kütlerin biri. Üstteki soğuk sıcak. Üstteki sıcak, alttaki soğuk. Şunlar musluk yerleri. Musluk yerleri. Müthiş. Ve buradan buhar da burası tam bir göbek. Sauna. Sauna gibi burası. Perden burası boşalıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Kazada 70 koyun telef oldu.
Kaza akşam saatlerinde Siverek Şanlıurfa Karayolu'nun ikinci kilometresinde meydana geldi. Avukat Adnan Yapıcı yönetimindeki 63M1247 plakalı otomobil yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 70 koyun telef oldu. Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Yapıcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizledi. Telef olan koyunların sahibi Nesip Baturalp, 30 koyunun kazadan kurtulduğunu ancak 70 koyunun telef olduğunu belirtti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Hızmalı ve Şehitlik Mahallesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Can Polat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Can Polat'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim amirleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. Mahalle sakinleriyle görüşüp talepleri dinleyen Başkan Can Polat, ilgili birimlere talimatlar verdi. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da denetleyen Başkan Can Polat, çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Can Polat şunları kaydetti. Hem buradaki camimizin bir miktar eksiği vardı. Bununla ilgili gerekli talimatlarımızı verdik. Parklarımızla ilgili olan eksiklerimiz vardı. Arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Şu anda parkta çalışmalar devam ediyor. Onların eksiklerini en kısa sürede gidereceğiz. Temizlik işleriyle ilgili olarak da inşallah burada sokak araları biraz dar olduğu için bunlara da yeni sokağa uygun konteynerler yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Her mahallemiz olduğu gibi Hızmalı mahallemiz de bizim için önemli, kıymetli bir mahallemiz. Hızmalı mahalle muhtarı Bedi Ercansa yürütülen çalışmalardan ötürü Başkan Can Polat ve ekibine teşekkür etti. Biz kendisinden tekrardan razıyız. Allah kendisinden razı olsun. Başkan Can Polat, Hızmalı Mahallesi'nin ardından incelemelerine Şehitlik Mahallesi ile devam etti. Burada mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Can Polat yaptığı açıklamada şunları belirtti. Gerek temizlik işleri, gerek park bahçe, gerek fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle birlikte Şehitlik Mahallemizi sokak sokak hep birlikte gezdik. Buradaki bizimle ilgili olan iş ve işlemleri arkadaşlarımız yerine getirdiler. Şu anda çok şükür elhamdülillah Şehitlik Mahallemiz gerek fen işleri olsun, gerek park bahçe, gerekse temizlik işleriyle ilgili olarak mahalleleri mutlu edecek şekilde memnunlar. Şehitlik Mahalle Muhtarı Şükrü Kılıç da yürütülen çalışmalardan ötürü Başkan Can Polat ve ekibine teşekkür etti. Yani doğalgazın buna kavuşmasının tek nedeni değerli başkanımızdır. Kendisine bu konuda çok teşekkür etmek istiyoruz. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84. gününde de devam etti. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 84. gününe girdi. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi. Bugün 84 gündür biz buradayız, sonuna kadar da burada kalacağız. Bunlar, BDP'ler bu binayı boşaltmışlar. Zannediyorlar ki biz birkaç gün burada kalacağız ve gideceğiz. Onlar hiç böyle aldırmasın kendini. Nereye kaçarsa hepsesindeyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Burada çağrımız devletimizden de bir çağrım vardır. Biraz elini alsın çocuklarımız için bir şeyler yapsın, bir komisyon kurulsun, bu çocukları kurtarsın. Artık 5 yıl oldu. Cam çerçeve bırakmadı. Buradan delege sesleniyorum. Yetkililere sesleniyorum. Yani benim evim orada, bu PKK yandaşları gidip camımı kırıyor. Kimse bir şey yapamıyor mu? Yapsınlar, ben dilekçe de vermişim. Oğlu Erkan 4 yıl önce İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde kaçırıldıktan sonra üzüntüden felç geçiren Fahrettin Akkuş'la mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Biz burada bekliyoruz. Nöbetimiz devam edeceğiz.
Mesela yaksa misal rahatsız oluyor. Ben sabah hastaneye gidiyorum evlene kadar. Evlenden sonra gelip nöbete devam ediyoruz. Bunu sonuna kadar biz mücadele edeceğiz. Bu mücadeleye kesin olarak biz vazgeçmiyoruz. Kar da yağsa, yağmur da yağsa, kuru soğuk da gelse biz burada mücadele bırakmıyoruz. Hatta milletvekili hiçbir tane gelmiyor, açıklama yapmıyor. Hiçbir tane gelmiyor, bir derdilerini anlatamıyoruz, değmiyoruz. Siz ne için burada bekliyorsunuz? Bu haberle birlikte haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.